Herkese merhabalar. Bu föyümüzde çokgenler konusunu işleyeceğiz. Önce bir çokgenin tanımını okuyalım isterseniz. En büyük eşit 3 ve en eleman doğal sayı olmak üzere düzlemde yalnız A1, A2, A3 nokta nokta AN noktalarında kesişen ve herhangi ardışık 3 noktası doğrusal olmayan doğru parçaların birleşim kümesine çokgen Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. Burada arkadaşlar dış bükey çokgen iç bükey çokgen gösterilmiş. Bizim işimiz her zaman dış bükey çokgenlerle. Yani size birisi çokgen dediğinde hep aklınıza ne gelecek? Dış bükey çokgen. Ha orada eğer bir iç bükey çokgen varsa onu size özellikle belirtmek zorundalar. Ama genelde bizim işimiz hep kimle arkadaşlar? Dış bükey çokgenle. Peki bu dış bükey çokgen, iç bükey çokgen nedir arkadaşlar? Dış bükey çokgen de arkadaşlar bütün köşeler dışa doğrudur. İç bükeyde ise bazı köşeler içe doğru bükülür. Bakın A2 köşesine bakınız. Bizim çokgen ne yapmış arkadaşlar? İçine doğru bükülmüş. İşte biz bu tip çokgenlere ne diyoruz? İç bükey çokgen diyoruz. Ama dediğim gibi bizim işimize bu arkadaşlar. Pekala burada neler bilmemiz gerekiyor? Dış bükey çokgende ya da sadece çokgenlerde. Önce arkadaşlar aynı üçgende olduğu gibi bir iç açımız. Bir de dış açımız var. İç açıyla dış açı birbirinin arkadaşlar bütünleridir. Yani 180'e tamamlarlar. Burada arkadaşlar gene çokgende üçgenden farklı olarak köşegen kavramı karşımıza çıkacaktır. Peki köşegen dediğimiz şey nedir? Karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçalıdır. Mesela E ile C'yi birleştirseniz EC bir köşegen. E ile B'yi birleştirseniz EB bir köşegen. Gelir D ile B'yi birleştirseniz DB bir köşegen olacaktır. Şimdi burada neleri bilmemiz gerekiyor? Hemen hızlıca bir okuyalım. Çokgenin ardışık iki kenarının oluşturduğu açılara çokgenin iç açıları aynı köşeden geçen bir kenarın uzantısıyla ardışık kenarların oluşturduğu açılarına ise dış açıları denir. Bir çokgenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren her doğru parçasına da çokgenin bir köşegeni denir. Şimdi en kenarlı çokgenin arkadaşlar bilmeniz gereken bir iki tane özelliği var. Bunlardan ilki şu bir köşesinden en eksi üç tane köşegen geçer. Yani çokgeni en kenarlı olsun. Herhangi bir köşesinden mesela F köşesinden toplam n-3 tane köşegen geçer. Mesela burada arkadaşlar örnekte verilen şekil bir altıgen. Altı kenar olduğu için. Bakınız F köşesinden formüle göre 6-3 3 tane köşegen geçmeli. Hakikaten de bakın 1, 2, 3 tane köşegen geçiyor. Bunu bilmekte fayda var. Bir köşeden n-3 tane köşegen geçiyor. Bu köşegenler çok yeni. N-2 tane üçgensel bölgeye ayırdı. Hakikaten de bakın kaç tane üçgensel bölge ayırdı? 1, 2, 3, 4. Yani N-2 tane. Esas buradaki mantık şu. N-3 tane köşegen geçiyorsa bunun bir fazlası kadar da üçgen oluşur. E bunun da bir fazlası ne oluyor arkadaşlar? N-2 gelecektir. O zaman iç açılar toplamını bulabilirim. Nasıl? E, bir üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180. E, bizde kaç tane üçgen var? n-2. Dolayısıyla bir çokgenin iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 derece formülüyle bulunabilir. Mesela bir altıgenin iç açılar toplamı 6-2 4. 4 çarpı 180'den 720 derece gelecektir. Ve işte en önemli kısım arkadaşlar. Buraya kadar konuştuklarımızın içerisinde en önemli kısım. Bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bakın şuradaki formüllerde hep ne var? N var. Kenar sayısına bağlı olarak işler değişebiliyor. Ama dış açılarda öyle bir şey yok. Dış açıların toplamı her daim 360 derecedir. İster üçgen olsun, ister dörtgen, ister beşgen, ister ongen, ister yüzgen olsun hiç fark etmez. Dış açılar toplamı her daim 360 derecedir. Dolayısıyla arkadaşlar bir çok gen iç açılar toplamıyla uğraşacağınıza dış açılar toplamıyla uğraşmak her zaman daha mantıklıdır. Çünkü değeri sabittir. Asla değişmiyor. 360 derece. Şimdi mesela ilk örneğimize bakalım. Bu bir beşgenmiş. Bazı açılar verilmiş. Benden x'i istiyor. Şimdi hemen şunu diyebilirsiniz. Hocam iç açılar toplamı 180 derece çarpı n eksi 2 idi. O zaman n yerine 5 yazarsam 5 eksi 2 3 180 çarpı 3'ten 540 derece. Demek ki bunun iç açılar toplamı 540 derece. O zaman toplayalım. 110, 110 daha 220. 150 de burada var 370. 90 da burada var arkadaşlar 460. 540 olması için x'e ne kalacak? 80 cevabımız 5 şıkkı diyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet kolay. Ama mesela bunun 7 gen, 10 gen olduğunu düşünün. O zaman işler bizi yorabilir değil mi? Çünkü sayılar gittikçe ne yapacak? Büyüyecek. E ne yapalım? Dış açıları kullan. Çünkü dış açılar toplamı fix. 360 hiç değişmiyor. Bunun dış açısı kaç derece arkadaşlar? 70. Bunun dış açısı kaç derece? 70. Bunun dış açısı kaç derece? 30. Bunun dış açısı kaç derece? 90. Bakın daha küçük sayılar toplaması daha kolay. Hadi toplayalım. 70-70 70 70 140. 30 da burada var. 170. 90 da burada var. 260. E 360 olması için demek ki buradaki dış açıya da ne kaldı? 100. O zaman burası x'e e ne kaldı arkadaşlar? 80. Cevabımız B şıkkı diyebiliriz. Ha, siz artık hangisini istiyorsanız hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanın. Ama benim tavsiyem her zaman bu dış açılar toplamını kullanmanız. Çünkü burada kenar sayısına göre işler ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Hadi örnek 2'ye bakalım. Dış bükeyi bir çokgenin 3 iç açısının ölçüleri 120 derece, 125 derece ve 145 derecedir. Diğer iç açıların ölçüleri eşit ve 150 derece olduğuna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Ne diyelim arkadaşlar bu çokgenin kenar sayısına n diyelim. Değil mi? Şimdi o zaman iç açılardan gidersem 180 çarpı n-2 diyeceğim. Orada bir n kullanacağım. Sonra buradaki açılara göre gene n kullanacağım. Birazcık sıkıntılı olacak. E ne yapalım hocam? E dış açılardan gidin. Çünkü dış açılar toplamı sabit. Kaç? 360 derece. O zaman ben dış açıları toplayacağım. 360 derece. Bu arkadaşın dış açısı kaç derece? 60. Bu arkadaşın dış açısı kaç derece? 55. Pekala devam ediyorum. Bu arkadaşın dış açısı da kaç derece? 35. Şimdi kaç tane dış açı yazdım? 3 tane. E bizim çokgen kaç kenarlıydı? N. O zaman N tane iç açısı n tane dış açısı var. E, 3 tanesini yazarsam geriye kaç tane dış açısı kaldı? n-3 tane. Ve onların da ölçüleri birbirine eşit. 150'nin dış açısı kaç? 30. Ha, hepsi kaç derece demek ki? 30 derece. Bakın bir daha anlatıyorum. Dış açılar toplamı 360 derece. Bu arkadaşın dış açısı 60. Bununki 55. Bununki 35. Kaç tanesini yazdım? 3 tanesini. Geriye kaç tane dış açı kaldı? N-3. Hepsinin ölçüsü birbirine eşit mi? eşit. Kaçar derece? 150'nin dış açısı 30'ar derece. E, N-3 çarpı 30'da yazarsam hepsinin toplamı kaç edecek arkadaşlar? 360 gelecektir. Artık gerisi 4 işlem. Hadi hızlıca yapalım. 360 derece eşittir. Toplayın burayı. 90, 60, 150 mi? Artı 30 tane N-3 mi? Atın bu yavruyu bu tarafa. 210 eşittir. 30 derece çarpı N-3. Her tarafı 30'a bölün. 7 eşittir N-3'ten. Ha, demek ki bizim düzgün çokgen kaç kenarlıymış? 10 kenarlı gelecektir. Bakın dış açılardan işlem biraz daha kolay, biraz daha pratik geliyor. Şimdi burada bir düzgün çokgen diye başlığımız var. Hocam bu gördüklerimiz neydi? Onlar çokgendir. Yani düzgün olmayabilir. Peki düzgünlük nedir? Tüm kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan konveks çokgene düzgün çokgen Bakın dikkat edin kenar uzunluklarının eşit olması yetmez ya da iç açılarının eşit olması da yetmez. Ne olacak? Hem kenar uzunlukları hem de iç açıları eşit olan çokgenlere biz düzgün çokgen diyoruz arkadaşlar. Mesela 10. sınıftan belki hatırlarsınız. Kare bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün köşeleri de 90 derece. O bir düzgün çokgendir. Ama eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen değildir değil mi? Kenar uzunlukları birbirine eşit. Evet ama eşkenar dörtgen iç açıları duruma göre ne yapabiliyordu? Değişebiliyordu. Onun için arkadaşlar size verilen bir çokgenin düzgün olması için neye dikkat edeceğiz demek ki? Hem kenar uzunlukları hem de iç açıları birbirine eşit olacak. Mesela üçgenler için kimden bahsediyoruz? Eşkenar üçgen, değil mi? Dörtgenler için kare beşgenler için düzgün beşgen, altıgenler için düzgün altıgen diye gidiyor. Yani özel olarak üçgen ve dörtgende bir özellik var. Eşkenar üçgen ve kare diye sonrası fix. Düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün yedigen diye devam ediyor. Peki ne yapacağız? Bir düzgün çokgenin açılarını bulurken önce dış açıyı bulacaksınız. Neden? Çünkü dış açıların ölçüleri toplamı sabit olduğu için dış açıyı bulmak kolay. Ondan sonra zaten iç açıyı bulursunuz. Peki nasıl buluyoruz? E ne demiştik? En kenarlı bir düzgün çokgenin en tane iç açısı en tane de dış açısı vardır. E dış açılar toplam 360 derece ve hepsi birbirine eşitse o zaman 360 dereceye gelir n'e bölerseniz bir tane dış açıyı bulursunuz. Gelir bunu 180'den çıkartırsanız da iç açıyı bulursunuz. Hadi hızlıca şu düzgün beşgen, düzgün altıgen, sekizgen, dokuzgen, ongen ve 12'nin dış açısını ve iç açısını bulalım. Düzgün beşgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72 derece. iç açısı 180 eksi 72'den de 108 derece. Bunu arkadaşlar bilin. Bakın bilin diyorum. Bulun demiyorum. Normalde bulursunuz. Ama siz bulmayın. Bilin. Neden? Mesela eşkenar üçgen gördüğünüz zaman size hep ne diyorduk? Köşeleri 60'ları yazın diyorduk değil mi? İşte düzgün beşgende gördüğünüz zaman hemen köşelere 108 derece yazın. Yani bununla zaman kaybetmeyin. Çünkü sorularda sık sık karşımıza çıkan bir şekil düzgün beşgen. Aynı şekilde düzgün altıgende onu da mutlaka bilin arkadaşlar. Hemen dış açıyı bulalım. 366'ya bölersek bir dış açısı 60 derece. 180-60'dan da bir iç açısı kaç derece gelecek? 120 derece gelecektir. Düzgün sekizgen. 360'ı 8'e bölersek bir dış açısı 45 derece. 180'den çıkartırsam bir iç açısı 135 derece. Hocam bunu bilelim mi? Yok buna gerek yok. Düzgün sekizgen pek karşımıza çıkan bir şey değil. Ola ki çıkarsa da zaten hesaplarız. Ama dediğim gibi şu iki arkadaş bunların açı değerlerini böyle ezbere bilin. Tak tak yazım. Düzgün dokuzgen. 360'ı 9'a bölelim. Bir dış açı 40 derece. 180'den çıkartırsam bir iç açı da 140 derece. 360'ı 10'a bölün. 36 derece bir dış açı. 180'den çıkartırsam 140 derece iç açı. 360'ı 12'ye bölün. 30 derece bir dış açı. 180'den çıkartırsam 150 derece bir iç açı gelecektir. Pekala ilk örneğimize bakalım. En kenarlı düzgün çokgenin bir iç açısı. N-2 çarpı 180 derece bölü N formülüyle hesaplanabilir. Ha, bakın böyle bir formülü biz konu anlatım kısmında vermemiştik. soruda çıktı. Çünkü bu formülü bazen ÖSYM soruların başında verebiliyor. Görünce şaşırmayın arkadaşlar. Peki biz bunu kullanacak mıyız? Yok gerek yok. Peki bu formül ne işe yarıyor? Bu formül düzgün çok yerin direkt iç açısını bulmaya yarıyor. Şurayı hatırlıyorsunuz değil mi? Burası neydi arkadaşlar? İç açıları toplamıydı. E, gelir onu n'e bölerseniz de bir tane iç açıyı bulursunuz. Ama dediğim gibi hiç buna gerek yok. Biz dış açıdan yola çıkıp ne yapacağız arkadaşlar? İç açıyı bulacağız eğer lazımsa. Pekala devam edelim. Yukarıdaki şekil bir düzgün altıgen, bir düzgün beşgen ve bir kare kullanılarak elde edilmiştir. Buna göre x kaç derecedir diye sormuş bize. Bakın düzgün altıgen var, düzgün beşgen var, bir de kare var. Hadi iç açılarını yazalım. Düzgün altıgenin iç açısı kaç dereceydi? 120 derece değil mi? Bunu ezbere bilin demiştik. Hocam daha ezberleyemedim. Nasıl buluyorduk? 360'ı 6'ya bölüyoruz. 60 derece bir dış açı. 180'den 60'ı çıkartırsam 120 bir iç açı. Düzgün beşgen 2 neydi arkadaşlar? 108 dereceydi değil mi? 360'ı 5'e böldük. 72 bir dış açı. 180'den 72 çıkardık. 108 iç açı. E karenin köşesi zaten 90 derece. Bize ta ilkokuldan beri öğretmişler de. E şimdi burası tam açı 360 derece değil mi? Ha 120, 90 daha 210. 210, 108 daha ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle toplayalım. 8, 1, 318 mi? E gelir buna x eklersem 360 gelecek. Demek ki x eşittir. 360-118'den 42 derece. Aradığımız cevap D şıkkı gelecek. Diye. Örnek 4'e bakalım. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü. n-2 çarpı 180 derece böyle n olarak hesaplanır. Bakın çıkmış soru. ÖSM bu formülü sordum başında vermiş. Dediğim gibi ÖSM bu formülü veriyor ama biz bu formülü pek kullanmayacağız. Yani ben pek tavsiye etmiyorum. Siz illa kullanmak istiyorsanız da sıkıntı yok. Diyor ki şekilde birer kenarı ortak olan bir düzgün dokuzgen ve bir düzgün beşgen ile bu çokgenlerin birer köşesini birleştiren mavi renkli bir doğru parçası verilmiştir. Buna göre x açısını istiyor. Gayet kolay, güzel de bir soru. Bakın çokgende açı sorusu ÖSYM'nin sevdiği konulardan bir tanesi. Son 4 yıldır arkadaşlar, son 5 yıldır fix soruyor arkadaşlar. Hiç şaşmıyor. Bazen TYT'de, bazen AYT'de ama düzgün çokgen sorusu soruyor. Bunların %90'ı da açı sorusu oluyor arkadaşlar. Bir iki tane uzunluk sorduğu var. O uzunluğu da neden sorduğunu size ileride açıklayacağım. Genelde işimiz kimle arkadaşlar? Bizim her zaman açıyla arkadaşlar. Bakınız burada da gayet güzel bir soru ne var? Düzgün dokuzgen. Hemen bir dış açısını bulalım. 360'ı 9'a bölün. 40. İç açısı ne olur? 180 40'tan 140. Yani düzgün 9genin bir iç açısı kaç derece? 140 derece. Peki düzgün beşgen onu ne demiştik? Ezbere bilin demiştik değil mi? O da kaç dereceydi arkadaşlar? 108 derece. Şimdi dikkat edin. Ben bunu şurada uygulayacağım. Şurası kaç derece? 108. Düzgün 9genin bir iç açısı kaç dereceydi? 140. E 140'tan 108'i çıkartırsam demek ki buraya ne kaldı arkadaşlar? 32 derece. Şimdi dikkat edin. Bizim düzgün 9gen ile düzgün beşgenin birer kenarı ortak. Ha, bu ne demek? Demek ki düzgün dokuzgenin dokuz kenarıyla düzgün beşgenin beş kenarı eşit uzunlukta demek. E o zaman iş kolay. Ben şu vatandaş ile bu vatandaşın birbirine eşit olduğunu bulursam soru biter. Bulduk mu? Bulduk. Neden? E çünkü ortak kenar var. Demek ki kenar uzunlukları birbirine eşit. Dolayısıyla bu kırmızı ile çizdiğim arkadaşlar birbirine eşit. Yani şöyle bir görüntü oldu, doğru mu? Şurada 32 derece. Ve bu bir ikiz kenar üçgen. Hadi taban açılarını bulalım. 180'den 32'yi çıkartın. 148. 2'ye bölün 74 mi? Demek ki buraya 74. buraya 74. Yani şuradaki açı kaç dereceymiş? 74 derece. Peki 74 ile X'in toplamı bize düzgün 9 genin bir iç açısını yani 140 derece verir mi? Ha, buradan X'ine gelecektir. 66 derece. Yani aradığımız cevap B şıkkı. Bakın ne kadar kolay bir soru üniversite sınavında çıkmış. Ya hocam öyle denk gelmiş demeyin. Genelde arkadaşlar düzgün çokgende açı soruları kolay oluyor. Bir tane bir soru var. Düzgün dokuzgenle alakalı çıkmış. İleride çözeceğiz onu. O güzel bir soru. Onun haricindekiler genelde kolay sorular. Peki örnek 5'e bakalım. Bir katlama sorusu. E zaten sizi uyarmıştık değil mi? İlk katlama sorusunu üçgende açı konusunda görmüştük. Hatırlayın. O zaman sizi uyarmıştım. Bu her yerde karşınıza çıkacak. Üçgenlerde, çokgenlerde, çemberde, analitikte demiştik, değil mi? E gene bakın ara ara karşımıza çıkıyor. Çözüm yolu, çözüm yolu mantığı aynı. Ne yapıyoruz? Soruyu katlanmış şekil üzerinde çözüyoruz ve katlanmış şekli orijinal haline çeviriyoruz. Önce bir okuyalım. ABCD e, düzgün altıgenin biçimindeki kağıdın EF kenarı üzerinde EDK 20 derece olacak şekilde bir K noktası işaretleniyor. Bu kağıt DK boyunca katlandığında E köşesi E üstü noktasına gelmektedir. Buna göre X ile gösterilen açının ölçüsünü istiyorum. Hadi şekli önce bir orijinal haline getirelim. Bu bir neymiş arkadaşlar? Düzgün altıgen. Öyle değil mi? Peki şu E köşesi katladık, E üstüne geldi. Ben neyi biliyorum arkadaşlar? Bir şekli katladığınızda açının ölçüsü değişmez. Sadece yer değiştir. Yani şurası 20 derece ise. Akım vermiş burada. Katladığınızda hop, burada ne olacak? 20 derece. Peki bir iç açı kaç dereceydi düzgün altıgende? 120 derece değil mi? 366'ya bölüyorduk. 60 dış açı. 180'den 60'ı çıkartın. 120 iç açı. E, 20-20-40. Demek ki buraya ne kaldı arkadaşlar? 80 derece. Peki başka neyi biliyorum? Düzgün altıgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani ED DC BC, AB, AF, FE hepsi birbirine eşit. Peki bir şekli katladığınızda kenarın uzunluğu değişiyor muydu? Hayır. Sadece yer değiştiriyordu. E, noktası buradan buraya gelmiş. O zaman DE iki çizgi attıysam DE üstü o da iki çizgi olacak mı? Ha, bakın ne oldu? İkiz kenarı yakaladık. De E üstü, D, eşit. de açısı kaç derece? 80. 180'den 80'i çıkar. 100, 2'ye böl. 50, 50. E köşe kaç dereceydi? 120. 50'si buradaysa ne kaldı 70. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Örnek 6'ya bakalım. Bakın gene çıkmış soru 2020 TYT'de. Bakalım zor mu, kolay mı? Ne diyor? Şekilde birer kenarları ortak olan bir düzgün altıgen ve bir kare verilmiştir. O zaman hemen şuraya 120'yi, şuraya da 90'ı yazalım. E bir kenarı düzgün altıgen, bir kenarı da kare ile ortak olan bir düzgün çokgen şekildeki gibi çizilmek isteniyor. Bakın burada gösterilmiş aşağıya doğru devam edecek. Buna göre çizilmek istenen düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtı? E gene şurası tam açı 360 derece değil mi? 120, 90 daha 210. E 360'tan çıkartırsam buraya ne kaldı? 150 derece. Demek ki arkadaşlar bizim çizilmek istenen düzgün çokgenin bir iç açısı kaç dereceymiş? 150 derece. Bana kenar sayısını soruyor. Ne yapacağım? Dış açıdan gideceğim değil mi? E 150 derecenin dış açısı kaç derece arkadaşlar? 360. Şey özür dilerim. 30 derece. E ne diyorduk? Dış açılar toplam 360 derece. Gelir bunu kenar sayısına bölersek bir tane dış açıyı buluruz. Yani o da ne olacak? 30 derece. Ha, buradan ne anlıyoruz? Demek ki çizilmek istenen düzgün çokgen 12 kenarlıymış. Aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Bakın ne kadar kolay bir soru değil mi? Açı topluyoruz. Sonra dış açılar toplamından yola çıkarak kenar sayısını rahatlıkla ne yapıyoruz? Buluyoruz. Dediğim gibi ÖSYM son 5 yıldır hiç şaşmaz arkadaşlar. Soruyor. Bazen TYT'de bazen AYT'de ama soruyor. Onun için üzerinde durmanız gereken bir konu. Çok genç. Bilhassa %90 açı soruları arkadaşlar. Çünkü müfredatta açı var sadece. Uzunlukta böyle hafif var. Alan alan esasında hiç yok ama bazen düzgün altıgenle sorabiliyorlar. Onun da sebebi hikmeti başka söyleyeceğiz. Peki devam edelim. Örnek 7'ye bakalım. İki kenar uzunlukları birbirine eşit. iki farklı ikiz kenar üçgen biçimindeki karton parçalarından yeterli miktarda elinde bulunan Onur. Bu üçgenlerden 5 tanesini kullanarak merkez açısı 96 derece olan şekli. 8 tanesini kullanarak da merkez açısı 140 derece olan şekli elde ediyor. Onur kırmızı renk ile gösterilen üçgenleri yan yana dizdiğinde ise bir düzgün çokgen elde edebiliyor. Buna göre Onur'un kırmızı çokgenleri elde etti, kullanarak elde ettiği düzgün çokgen kaç kenarlıdır demiş. Bakın gene kolay bir soru. Çünkü açı soruları genelde bizi yormuyor değil mi? Bakın bu da onlardan birisi. Ne yapalım? Şöyle güzel bir renk seçeyim. Onu aradım ama ha, şunu seçelim. Bakın kırmızıların şu açısına alfa diyelim. Mavilerin bu açısına da ne diyelim arkadaşlar? Beta. Aynı şekilde kırmızıya alfa diyelim. Maviye de ne diyelim arkadaşlar? Beta. Şimdi söyleyin bakalım yukarıdaki şekilde kaç tane kırmızı var? 3 tane. O zaman 3 alfa. Kaç tane mavi var? 2 tane. Demek ki 2 beta. E toplam kaç dereceymiş şurası arkadaşlar? 96 derece. Süper. Gelelim bu arkadaşa. Kaç tane kırmızı var? 4 tane. 4 alfa. Kaç tane mavi var? 4 tane 4 beta. O da neymiş arkadaşlar? 144 derece. E ne yapalım? Şunu 2 ile sadeleştirirsek değil mi? Bakın. 2 alfa artı 2 beta eşittir 72 mi olur? E yukarıda da bir 3 alfa artı 2 beta eşittir 96 vardı. E aşağıya eksiyle çarparsak betalar gidiyor. Alfa eşittir kaç geldi? 24 derece. Ha demek ki kırmızının arkadaşlar tepesindeki açı kaç dereceymiş? 24 derece. Şimdi bana diyor ki bu kırmızı renkli üçgenleri yan yana dizerek bir düzgün çokgen oluşturmuş. Yani şöyle düşünün. Şurada bir 24 derece. Sonra yanına bir tane daha. Sonra yanına bir tane daha. Yanında bir tane daha. Fıt 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 derken düzgün çokgen tamamlanıyor. E, tamamladığınızda 360'ı tamamlamış olacaksınız ya. O zaman 360'ın içerisinde kaç tane 24 var onu bulursam otomatikman düzgün çokgen de kenar sayısını bulmuş olurum. Kaç kere var? Bir kere var. 24, 12, 120'de kaç kere var? 5 kere var. Aa, demek ki 15 tane kırmızı karton, kırmızı üçgen lazım. Bu da ne demek? Oluşacak düzgün çokgen 15 kenarlı demek. Cevabımız C şıkkı. Şimdi burada bir önemlimiz var arkadaşlar. Bunun içerisinde birazcık çember bilgisi var ama bunu hatırladığınızı düşünüyorum. 11. sınıfta. Ne var burada merkez açıyla çevre açı var. Önce onları ben size bir hatırlatayım. Sonra önemliyi zaten beraber okuruz. Şimdi şu çemberimiz olsun. Çemberde hatırlayınız iki tane açı vardı, değil mi? Birisi merkez açı. Neydi o? Şu ıı, merkezimiz olmak üzere bir ucu merkezde olan alfa derecelik bir açı çizdiğinizde bunun karşısındaki yayın ölçüsü de ne oluyor da alfa olur. Yani merkez açıyla karşısındaki yayın ölçüsü birbirine eşitti. Neydi bunun adı? Merkez açı. Bir de çevre açı vardı. Çevre açı. Peki bu neydi arkadaşlar? Bu sefer açınızın ucu çemberin üzerinde olacaktı. Değil mi? İşte burası alfa olmak üzere. Karşısındaki yay ne oluyordu arkadaşlar? 2 alfa. Hatırlamışsınızdır. Eminim. Bu kadar bileceksiniz. Böyle çok fazla çember hatırlamanıza gerek yok. Bu ikisini hatırlayacaksınız. Yeter. Şimdi nedir bu önemli? Diyor ki Aynı köşeden çıkan köşegenleri çizdiğimizde köşegenler arasında oluşan açının ölçüsü gördükleri kenarların çevrel çemberde ayırdığı yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Yani Türkçe meali şu. Bir düzgün çokgenin etrafına çember çizebilirsiniz. Bu çemberi çizdiğinizde her bir kenar 360 derece eşit oranda parçalar. Köşegenlerde bu gördükleri yayın yarısı kadar ölçeştir. Köşegenler arasındaki açı. Bir şekil üzerine göstereyim. Bir tane düzgün çokgen verilmiş buraya. Kaç kenarlı olduğu önemli değil. Etrafına bakın kesikli çizgilerle çember çizilmiş. Ve her bir kenar dikkat edin alfa derecelik yay parçalamış. Zaten öyle olmalı. Çünkü kenarların uzunlukları birbirine eşit olduğu için o çember üzerindeki parçaladıkları yayların uzunlukları da birbirine eşit olur. İşte buradaki ölçü alfa ise bu köşegenler arasında kalan açının ölçüsü de alfa bölü 2'dir diyor. Neden? Çünkü gördüğü yayın yarısına eşit olur. E hocam burada alfa olmuş. Çünkü dikkat edin köşegenlerin gördüğü yay hop 2 alfa değil mi? Ha onun için alfa. Bakın burada da 3 alfa bölü 2 neden? Çünkü köşegenlerin gördüğü yay 3 alfa. O zaman yarısı da ne olacak? 3 alfa bölü 2. Eğer merkezden geliyorsanız orada sıkıntı yok zaten gördüğü yayın ölçüsüne direkt eşittir diyoruz mevzu bu ya yani. şimdi hemen bunlarla alakalı örnek 8'i çözelim daha güzel böyle taşlar daha yerine oturacak diyor ki aşağıda verilen düzgün de istenilen kenar şey değerleri bulunuz ne istiyor benden kenar sayısını bakıyoruz 60 derece verilmiş şimdi bu bir düzgün çokgense bunun etrafında bir çember mutlaka çizilir şaşmaz. Onu kontrol etmenize gerek yok. Düzgün çok çokgense etrafına çember çizilir. Mesela bunun etrafına şöyle bir çember çizdiğimizi düşünelim. Çok da önemli değil ama düşünelim işte şöyle bir çember var bunun etrafında. E şimdi şurası 60 derece ise karşısındaki bu yay kaç derece olacak? 120 derece. Neden? Çevre açıdan dolayı doğru mu? 2 katı oluyordu. O zaman şimdi buraya çok dikkat. Bu 120 derece ise bu yay. Önünde kaç tane kenar var? 1, 2, 3. O zaman bunu ne yapacak? Eşit bölecek. 123'e bölün. 40. 40. 40. Bakın burası 60 ise karşısındaki yay 2 katı 120 derece dedik. Burada 3 tane kenar olduğu için eşit bölmeli. 123'e böldük 40'ar derece. Şimdi kenar sayısını bulalım. Çemberin tamamı tam açı 360 derece. E bu 40'lardan kaç tane olursa 360 olur. Hemen bulalım. 360'ı 40'a bölersek 9 tane değil mi? O zaman bu çokgenin kenar sayısı kaçmış? 9. Bitti. Demek ki etrafında 9 tane 40 var ki 360 derece olsun. Çemberi tamamlasın. Şimdi bu arkadaşa bakalım. 142,5 derece verilmiş. Gene bunun etrafında bir çember olduğunu varsayalım. Bakın şu koldan bu kola kadar yani A'dan F'ye kadar olan şu yayı ben biliyorum. 142,5'un 2 katı çevre açıdan. Ne gelir 142 2 katı arkadaşlar? 5 kere 2 10 0 elde var 1. 2 kere 2 4 5. 4 kere 2 8. 2 kere 1 2. 285 derece. Demek ki bura kaç derece? 285. Hocam burada kaç kenar var? Belli değil. Evet ama ben şunu biliyorum. Madem bu F'den A'ya kadar olan kısım 285. O zaman bu arkada kalan kısım da 75 derece. Ne yaptım? 360'tan 285 çıkardım. 75. E, kaç tane kenar var? AB, BC, CD, DE, EF. 5 tane kenar var. O zaman 75'i 5'e bölersem. Demek ki her kenar kaç dereceymiş? 15 derece. Şimdi kaç kenarlı bulabilir miyim? Tabii ki de 360 dereceye gelir. 15 dereceye bölersem kaç tane kenar olduğunu bulurum. Yani kaç tane 15 derece var? Onu bulmuş oluruz değil mi? 360 15'e bölersek 24'tü değil mi sanki doğru hatırlıyorsam. O zaman bu düzgün çokgende kenar sayısı kaç dereceymiş? 24 derece gelecektir. Dediğim gibi arkadaşlar bu tip açı sorularında ne yapacağız? Bu tekniği kullanacağız. Çevre açı genellikle çevre açı bazen de duruma göre merkez açı tekniğini kullanacağız. Şimdi burada bir tane daha önemlimiz var. Bu ne diyor? Bir düzgün çokgende eş sayıda kenar ayıran köşegen uzunlukları birbirine eşittir diyor. Mesela burada demiş ki HB, EC, EG birbirine eşit. Şimdi neden eşit bakalım. Şu HB köşegenin arkasındaki kenar sayısına bakacağım. Bakın 1, 2. CE köşegenin arkasındaki kenar sayısına bakın. 1, 2. E, EG köşegenin arkasındaki kenar sayısına bakın. 1, 2. İşte kenar sayıları birbirine eşit olduğu için otomatikmen bu köşegen uzunlukları da birbirine eşittir diyoruz. Mesela bir tane de biz çizelim mi? Bunlara eşit olan. 2 tane kenar atlayacağız. 1 2. O zaman gelir BD köşegeni çizerseniz bu da arkadaşlar ne olacak? Bu diğer yavrulara eşit olacak. Mesela burada var. BH köşegeni IC köşegeni, AD köşegeni birbirine eşit. Şimdi BH'a bakalım. BH köşegeni bu mu? Arkasında kaç kenar var? 1 2, 3. Ha bakın AD bu mu? Arkasında kaç kenar var? 1, 2, 3. Onun için bunlar birbirine ne oluyor arkadaşlar? Eşit oluyor. Bu da gene arkadaşlar işimize yarayan bir bilgi. Unutmayalım. Şimdi örnek 9'a bakalım beraber. Diyor ki A, B, C, D, e, F, düzgün altıgen. D, B, D, eşit. Buna göre F, K, B, X kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi bakıyorum. DB'nin B'nin eşit olması pek güzel gelmiyor. Ama şimdi bu bir düzgün altıgen. Ya, şu köşelere bir 120 yazalım. Bakalım ne oluyor? Şurası 120 derece. Burası 120 derece. Ha şimdi dikkat edin. Şurası 120 derece. Ya. E düzgün altıgen. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani bu arkadaş bu arkadaşı eşit. O zaman burada bir ikizkenar oldu. Ha demek ki burası 30 derece. Burası 30 derece. E köşe 120 idi. Buraya ne kaldı? 90 derece. Bakıyorum. Başka yazabileceğim bir açı var mı? Yok. Diğer köşelere de 120 yazarım da çok da önemli değil. Ha, şimdi bakın şurada bir güzellik var arkadaşlar. Onu görmeye çalışalım. Şu eşit olan köşegenler bakın. Daha doğrusu uzunluklar. Biri DB köşegeni diğeri DL köşegeni. E şimdi bu DB köşegenine eşit başka bir köşegen de ben çizebilirim. DF'yi çizersem olur değil mi? Bakın DB köşegenin arkasında kaç kenar var? DC, CB iki kenar. E bunun da arkasında iki kenar var. Ha, o zaman bu DF ile DB köşegeni birbirine eşit. O zaman buralar da kaçar derece olacak? 30'ar derece. Süper. Harika. Bakın ne oldu? Böylece DF DL o da birbirine eşit oldu. Peki başka neyi bulabilirim? Şimdi şu düzgün altıgen ne arkadaşlar? Dikkat edin. Adam şu DA'yı çizmiş. E, ben de bu DA'yı çizersem iki eşit parçaya ayırıyor, görüyor musunuz? O zaman buradaki 120'yi kaç kaç bölecek arkadaşlar? 60 60. O zaman buraya 60 60 bölecekse ha demek ki buru 30 Burada 30 mu? E şimdi dikkat edin. dfdl ikizkenar kenar üçgen tepe açısı kaç derece? 30 derece. O zaman buraya 75. Burası ne gelecek? 75. E şimdi burası 75 ise ters açıdan burada 75 değil mi? E şuralara da biz 60 60 demiştik hatırlayınız. Benden x'i istiyordu. Galiba buldum değil mi? Şimdi dikkat edin. Şurası kaç derece? 75. Burası kaç derece? 60. X dediğimiz şey şu arkadaşın dış açısı değil mi? O zaman bu ikisinin toplamına eşit, değil mi? 75 60 da topla 135 gelecektir. Ya da 75 60 135 buraya ne kaldı? 45 mi? E bura 45 ise arkasındaki x açısı da kaç derece gelecek? 180 45'ten 135 derece gelecektir. Bakın ne yaptık arkadaşlar? DB ile eşit uzunluktaki DF köşegeni çizerek soruyu çözdük. Orada bir Denizli, Fatsa, Lüleburgaz ikizkenar üçgeni oluşturduk. Ha bir de bu arada bir de şöyle bir şey öğrendik Bu da aklınızda bulunsun bir düzgün altıgeni şöyle köşegenle arkadaşlar iki parça ayırdığınızda şuraya kaç kaç bölüyormuşuz 60-60 bölüyormuşuz Pekala örnek ona bakalım arkadaşlar bakın 2021 tyt'de çıkmış bir soru 2018'de çıkmıştı 2020'de çıkmıştı 2021'de çıkmıştı ne dedik çoğunlukla kolay sorular demiştik ama bir tanesi zor demiştik. Düzgün dokuzgen sorusu işte aha o soru bu soru. Şimdi birazcık rahat görmek için şöyle şekli büyüteceğim arkadaşlar. Rahat görün diye. Pekala. Yani. Şimdi ne verilmiş? Bize bir tane düzgün dokuzgen verilmiş. FD ile FP'nin birbirine eşit olduğu söylenmiş. Bizden X'i istiyor. Şimdi önce bir düzgün dokuzgenin iç açısını zihnimizde canlandıralım. Neyi biliyorum ben? 360'ı 9'a böl. Dış açısı 40 derece. 180'den 40'ı çıkartırsam bir iç açısı kaç derece gelir? 140 derece. Yani şurası 140 derece. Şimdi dikkat edin. FD, FP'ye eşit. Bakıyorum. Şuraya 140'ı yazabilirim. E, düzgün dokuzgen. Şu iki vatandaş birbirine eşit. 180'den 140'ı çıkar 40. Demek ki burası 20 derece. Burası 20 derece. Bunu biliyorum. Başka bildiğim bir şey var mı? Yok, kaldık öyle. O zaman ne yapacağız? Şu FD ile eşit uzunlukta köşegenler oluşturmaya çalışalım. Dikkat edin. FD köşegenin arkasında FE, ED iki kenar var. O zaman gelir şu FH'i çizersem bu vatandaşta ne olur? Eşit olur, değil mi? Hatta bakın AH'i çizersem bu da onlara ne olur arkadaşlar? Eşit olur. Hadi şunların bir açılarını yazalım bakalım. Ne geliyor? Bir güzellik geliyor. Mu? Şuralar kaçar dereceydi? 20'şer derece, değil mi? Şöyle renk değiştirelim. Aynı şekilde burası 140 derece. Buralarda kaçar dereceydi arkadaşlar? 20'şer derece. Peki başka neyi biliyoruz arkadaşlar? Hemen bulmaya çalışalım. Bu bir düzgün dokuzgen değil mi? 360'ı 9'a bölersem her bir kenarı kestiği yay kaç derece olacak? 40 derece. Bunun etrafında bir çember var değil mi? Biz görmesek de var. Şimdi dikkat edin. Bu yay kaç derece geldi? 80. E şimdi şu arkadaş onu gören çevre açı değil mi? Ha, burası 80 ise demek ki burası kaç derece olacak? 40 derece yarısı. E şimdi şurası 20. Burası 20 40 etti. 40 da burada var 80. E bir iç açı 140 dereceydi. Demek ki buraya ne kaldı arkadaşlar? 60 derece. E şimdi dikkat edin. 60 derece bulduk. E sağ solu birbirine eşit. O zaman gelir şu pH'i çizersem ikiz kenar bir anda eş kenara dönüşür mü arkadaşlar? Ha, burası da 60. Burada 60 olur değil mi? E şimdi bakın şu açıyı bulabilirim artık. 20 20 40. 60 da burada var 100. E iç açı 140. Demek ki buraya ne kaldı? 40. E ikiz kenar HA HP'ye eşit. Demek ki 180'den 40'ı çıkartırsak 140. Buraya 70. Buraya 70. E dikkat x'i istiyordu bulduk. 70 60 130. X'e ne kaldı arkadaşlar? 50 derece. O soruya bakın. Bu soru çok ağır bir soru arkadaşlar. Yani üniversite sınavında düzgün çokgenlerle alakalı belki de çıkmış en ağır soru. Açı sorusu budur diyebilirim. Hatta budur arkadaşlar. Neler neler kullandık değil mi? Eş uzunlukta köşegenlerden faydalandık. Sonra gittik çevre açıdan faydalandık. İçeride ikiz kenar eş kenar oluşturduk. Ancak x'e ulaştık. Şimdi bu soruyu dinlediniz değil mi çözümünü? Mutlaka videoyu durduruyorsunuz ve föye kendiniz aktarıyorsunuz. Yani kendiniz görerek çözüyorsunuz. Hocam anlamamışım. Bir daha dinliyorsunuz. Bir daha kendiniz aktarmaya çalışıyorsunuz. Yani videodan dinleyerek föyünüze aktarmayın. Hoca ne yazdı? 20. Hadi ben de yazayım. Hoca ne yaptı? Eşkenar. Hadi ben de oluşturayım derseniz hiçbir faydası olmaz arkadaşlar dinlediğiniz videonun. Onun için mutlaka videoyu durdurun. Kendiniz aktarmaya çalışın. Evet bakın bir daha söylüyorum. Çok klas bir soru. Haberiniz ola. Ne bulduk cevabı? 50 yani C şıkkı. Örnek 11'e bakalım arkadaşlar. Yine çıkmış bir soru. 2019 TYT sorusu. Dediğim gibi arkadaşlar. Her sene soruyorlar. Ya TYT'de ya AYT'de mutlaka bir tane soru ne yapıyor arkadaşlar? Karşımıza çıkıyor. Bu neymiş? En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 derece olarak hesaplanır. Evet klasik uyarısını yapmış ÖSYM hatırlatmasını. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Diyor ki kırmızı renkli kenar uzunlukları bir birim. Ha, şunlar bir birimmiş. Siyah renkli kenar uzunlukları x birim olan. Şunlar da x birimmiş. Şu da ve bu da. Tamam. Altıgen şeklindeki bir kağıt. Bakın dikkat edin. Altıgen şeklinde diyor çünkü bu düzgün değil kenar uzunlukları farklı gözüküyor değil mi zaten şekil de pek düzgün altıgene benzemiyor aradaki farkı anlıyorsunuz değil mi altıgen başka düzgün altıgen bambaşka şimdi ne diyor altıgen şeklindeki bir kağıt parçası kırmızı renkli kenarlarına paralel ha, bunlar buna paralelmiş ne güzel İki doğru boyunca şekildeki gibi kesilerek bir kenar uzunluğu 3 birim olan işte bu düzgün altıgen elde ediliyor artık bu bir düzgün Altıgen. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi farkındaysanız arkadaşlar buraya kadar çıkmış soruların hepsi açı sorusuydu. Bu uzunluk sorusu. Hocam uzunlukta soruyorlar mı diyebilirsiniz. Genelde uzunluk sorusu sorulmaz. Zaten müfredatta da uzunluk yok. Sadece açı var arkadaşlar. Ama uzunluğu niye sormuş ÖSYM? Çünkü bu bir düzgün altıgen. E hocam ne fark ediyor? Şimdi size kenarda anlatacağım. Düzgün altıgen dediğimiz şey arkadaşlar esasında 6 tane eşkenar üçgendir. Neden? Hatırlıyor musunuz? Şunu çizdiğinizde kaç kaç bölüyor demiştim ben? 60 60. Peki şunu çizdiğinizde de 60 60 bölecek mi? Peki bunu çizdiğinizde de 60 60 bölecek mi? Ha karşınıza ne çıktı şimdi bakın? 6 tane eşkenar üçgen çıktı. Onun için bir soruda düzgün altıgenle alakalı uzunluk ya da alan sorusu soruluyorsa Anlayın ki o düzgün altıgen değil. Şu 6 tane eşkenar üçgenle alakalı bir durum. Onun için arkadaşlar uzunluk karşınıza çıkarsa anlayın ki orada eşkenar üçgeni kullanacaksınız. Düzgün altıgen olarak verildiğinde. E şimdi başka ne var? İçeride 6 tane eşkenar üçgen var ya bitmiyor bunun güzelliği. Dışarıda da var. Nasıl hocam? Bakın şunu uzatın. Bunu da uzatın. Şurası dışa çatmış değil mi? E bu da dışa çatmış. E 60 60. Ha bu da 60. O zaman burada da bir eşkenar oldu. E bakın şimdi arkadaşlar aynısı burada da var. Uzatın. Uzatın. İşte bu da bakın bir eşkenar üçgen. E aynısı burada da var. Uzatın. Uzatın. Bu da bir eşkenar üçgen. Ve bu eşkenar üçgenler yani kırmızı eşkenar üçgenler içerideki mavi eşkenar üçgenlerin aynısı. O zaman bir soruda arkadaşlar karşınıza düzgün altıgen geldiğinde onu düzgün altıgen gibi değil eşkenar üçgen gibi çözeceğiz. Peki burada da hemen bakalım. Ben şunları şöyle uzatayım mı? Demek ki arkadaşlar bunlar eşkenar üçgen olduğuna göre buralarda kaç kaç gelecek? 3 3. E bizim yandaki şekilde de zaten bunun aynısı yok muydu? Bakın şöyle uzatacağız. Böyle uzatacağız. O zaman şuralar kaçar er birim olacak arkadaşlar? Bakın burada yazdım. 3'er birim. Şimdi dikkat edin. Şurası 60 derece ya. E burada 60. Burada 60. Yani şuralarda 60. Nereden biliyorum? E şurası 60 derece. Paralel denmiş. Yönleş açıdan burada atmış. O zaman burada da bir eşkenar üçgen oldu. Ve bir kenarı kaç birim oldu? Bir birim. Demek ki burası bir burası bir. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şurası boydan boya kaç birim oldu? Bir artı x. Peki burası altı birim değil mi? Bakın şu vatandaşla bu vatandaş birbirine işte. Bakın şura bir Burası zaten x'ti. E 1 artı x eşittir. Şu kısım. O da 3, 3 6 değil mi? Buradan x kaç gelecek? 5. Ha, tesadüfe bak bana da onu soruyor. Demek ki aradığımız cevap d şıkkı gelecektir. Hani nerede düzgün altıgen? Yok değil mi? Eşkenar üçgeni kullandım. 3'leri yazdım. Eşkenar üçgeni kullandım. 1'leri yazdım. Zaten şu x vermişti. E, x artı 1. 3, 3 daha 6 eşit dedim. Ve x'i 5 olarak buldum. Evet arkadaşlar bu soruyla beraber bu föyümüzü de bitirmiş bulunmaktayız. Bakın 11 tane örnek çözdük değil mi? Bu ne demek? Az örnek mi çözdük demek? Hayır. Kolay demek arkadaşlar. Düzgün çokgenlerde sadece açı muhabbetini iyi bileceksiniz. Eğer uzunluk karşınıza çıkarsa bu büyük ihtimalle %99.99 .99 ihtimalle altıgendir. O da altıgen değil eşkenar üçgendir diyeceksin. Onun için arkadaşlar kolay bir konu. ÖSYM'nin sevdiği bir konu. Üzerinde dikkatlice durun. Yani buna birazcık zaman harcayın. Çünkü garanti soru çıkıyor. Neredeyse öyle. 5 senedir öyle gözüküyor. İhmal etmeyin. Kolay deyip de böyle bırın kıvırmayın. Geçmeyin hemen. Bütün soru bankalarından bu föyün arkasındaki sorulardan mutlaka güzelce bitirin. Takıldığınız soruları iyice kavrayın. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.